Herkese merhaba arkadaşlar. Buyurun memur bey. Evet, İngilizceniz nasıl? Stacker Quest Bisik bilmiyor. Aleti tarafından gönderildiğim bir mektup. Okuyalım. Bu nasıl bir yazı türü amına? Ben bunu ölsem okuyamam. Sözleşme. Sınır kapısını açmaya karar verdiğimizi biliyorsun. Ve burada insanlara yeni işler sunuyoruz. İmzala gitsen amına. Daha fazla okumaya gerek yok. Teşekkür ederim, kendinize iyi bakın. Dur götünde öpmüşüm. Siktir. Lan Sinan, şimdi küfür Sinan, edeceğim. Burası. Hadi. Hoşça kal. Şimdi bir evimize bakalım. Bu kim örneğin? Hanım. Benim eşim de mi var bu oyunda? Karıcığım. Gel şu tek kişilik yatağımızda çift kişilik pozisyonlar yapalım ha. Ne dersin? Oha, ne diyor? Yeni bir çocuk. Ha? Her seferinde yok başım ağrıyor, götüm ağrıyor. Sen benim ihtiyaçlarımı karşılamazsan sonra deme neden karılara gidiyorsun. Tamam mı hanım? Etkileşime geçmek için el tuşuna basın. Basalım hele. Sonra da hanıma bas. Ne kadar komik. Hanım bize diyor ki eve dönerken bana biraz sigara alabilir misin tatlım? Hayatım yapma ya. Sonra ağzın kokuyor. Bunlar kim lan? Bunlar da diğer ev üyeleri mi? Mesela bu Ayyaş da kim benim şeyimde oturmuş? Merhaba. Amca yazıyor. Hey dostum, bana içecek bir şeyler getirir misin? Ayılmaya başladım da. Amcam bana dostum diye mi sesleniyor? Genel durumuna bakalım. Durumu ise sadece alkolik. Allah sen belanı versin. Ayakları da o kadar büyük ki 57 numara. Yani bunu dediğini yapmasın, tek tokatta bayıltır ayol. Soba var. Kayınvalide. Tanışalım hele. Eğer bana biraz para verirsen birisiyle aranı düzeltirim. Vermemeyi tercih edersen vesvese yaymaya başlarım. Orospu. Diyor ki bana para vermezsen karınla aranı bozarım diyor. Ulan var ya. Sana bir 5 dolar veriyorum. Oğlun ile ilişkini düzeltmeye karar verdim. Ulan ben seni yazdım bir kenara ya. Sen beni kullanıyorsun ya kayınvalide. Allah senin belanı versin. Sen yemeğine var ya zehir katmadığıma dua et ha. Son olarak oğlumuz da var. O zaman oğlumuzla da bir tanışalım. Baba bana biraz çikolata getirir misin? Tadı çok güzeldi. Arkadaşlar ben oğluma 6 ay önce bir çikolata getirmiştim. Tadını hayli unutmamış. Çünkü fakirdir, çocuk yemiş hoşuna gidiyor ama benim param yok. Oğlum, çikolata alacak paramız yok. O yüzden sana biraz ilaç vereceğim. Umarım psikolojin düzelir. Fakirlikten ilaç da yokmuş. Baba benim anama söyleme bak. Oğlum, orospu çocuğu. Baba benim anama söyleme bak. Niye takdir almadın? Bir tane koyacağım. El frenini çektim. Vallahi gidiyor araba. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Usta nasılsın, iyisin? Direksiyon dönmüyor abi, niye? Yani hassasiyeti hiç iyi değil. Sabah sabah bir de ışıkların hepsi açık, bunu da anlamadım. Değişik bir oyun. Güzel sürürsem daha fazla maaş verir misiniz bana? Aa, yolda keçi çıktı. Kaza yapacağım. Keçi çık. Keçi çık, kaza yapacağım. Lan keçi öldürmek istedim de. Ulan Ronaldo musun sen? İçeri girebilir miyim, burası bar ya. Giriş ücreti 10 gram ne? Amına koyayım, bütün paramı verdin mi ben buna? Ya zaten bende 12 gram ne vardı alt üstü? Ya ben nasıl 10 dolar mı para verme gibi bir hata yaptım ya? Siktir! Lan Sinan, şimdi küfür Sinan, edeceğim ya. Sinan, burası ya. Karı, çocuk, kayınvalide bok mu yesin evde? Tamam abi, içeri girmeyin, ben 10 dolarımı geri veriyor. Al sana ne? Allah sen belanı versin, tüh! İstemeyerek de olsa içeri girmek zorundayım. Hani oğlum bu bar nerede tam olarak içerisi? Alt katta kimse yok, üst kata gidip bakacağım. Abo! Hatunlar ne yapıyorsunuz ya? Alemlere kopuyoruz. 300-500. Ooo, memelere bak. Abi ayran, kop. Tabii hayat sana güzel, çala çocuk yok, dert yok, kayınvalide yok. Güzelim hele bana bak, sana bana bak, bana kafanı çevirme. Sen utanılacak bir şey yapmadın, bana bak. Lan bana bak lan. Bakmıyor ki. Burada demek eğleniyoruz he? Güzel yermiş, ben buradan ayrılmam ama. Ben karıyı boşayacağım, benimle evlenir misin? Hayat kadını olmaktan çok hayatımın kadını olabilirsin bak. Sen bilirsin, bende teklif var, ısrar yok. Uf, biraz da içeyim, ben de kopacağım. İç. Yarasın, birazdan ben de bu aptallar gibi dans etmeye başlayacağım. Evet, ne oluyor bana? Aha, sarhoş oluyorum.
Hayat bana güzel ahbap. Bak gözümü bile önümü bile görmüyorum bak. Merhaba. Ay yanlışlıkla senin dudakta öptüm. Karıştırdım, sarhoşum ya. Şerefsiz kansız. Ne oluyor oğlum bana? Bayılacağım galiba. Ay çıkayım enisi ya. Arada kaynayacaktım az kalsın. Koruma tam hiç eğlenmedim, 10 dolarımı geri versene. Tamam tamam. Çalışmaya başlayalım. İlk görevim ne olacak? Aha perde açıldı. Hı? Bilgisayarı açmam gerekiyor. E aç o zaman, niye her şeyi bana söylüyorsun bana? Bilgisayar da bilgisayar ha, teknoloji harikası. Aynen. Bilgisayarın açılmasını bekliyorum Ayla. Şimdi burada bildirim var, bildirimi bir okuyalım. Ülkemizin ismi Stavronska. Sınırını geçmek isteyen herkesin giriş iznine ihtiyacı var. Tamam, ben pasaportları kontrol ederim. Orası sıkıntı değil, anladık. Hırsız amcanın yatağını çaldı. Ya ne hırsızı lan? Diyor hırsız amcanın yatağını çaldı. Ulan eve giderim vallahi, yeminime var ya. Ben inşallah hırsız karıma kızıma zarar vermemiştir ya. Hadi lan belgede sahtecilik yapma. Düzgün yürü. Bu ülke kanunlarla, evet düzgün yürüyeceksin. Merhaba, merhabana merhaba kardeş. Ne için geldin? Öğrenciyim. Ne öğrencisi, sen benden büyüksün ama ne öğrencisi bilmiyorum ki. Ne öğreneceksin? Öğrenecek bir şeyin mi kalmış? Hiç gözüme yok, bu bence bizi kandırıyor. Kaç yaşındaymış? Bak hala bak, 1973 doğumlu öğrencidir. 40 yaşında öğrenci mi olur amına? Hayır hayır, ülkemize böyle malları doldurmayalım. Al sana red. Hayırlı olsun koçum, tamam mı? Buyur giriş iznin. Hala hadi ülkene dönüyorsun buradan. 180 derece dön. Aç gözlü, umarım gebersin. Umarım Allah senin belanı versin. İnşallah sen geberirsin. Umarım tecavüze uğrarsın diyorum. Allah senin belanı versin. Şerefsiz öğrenciymiş. Sen kimsin lan, öğrencilik kim? Seni daha bu saatten sonra öğretmen bile olarak almazlar lan. 150 yaşındasın lan. Sen ülkeye sokacağımı mı zannettin amına koyayım? Hayırdır, Muz Cumhuriyeti mi bura? Sıradaki. Bu bilgisayarda ne yazıyor ya? Bir hata yaptınız. Dördüncü hatadan sonra ceza uygulanacak. Yetkisiz giriş. Değişik değişik insanlar hepsi ülkemize girmeye çalışıyor. Bu ne lan? Turist misin emmi? İş. Yardımına ihtiyacım var. Karım yarın burada olacak. Geçmesine izin verme. Bilirsin erkekler arasında. Bu senin için küçük bir hediye dostum. Kraviye bana rüşvet mi teklif ediyor lan bu? 5 grav ne verdi? Tabii ki efendim. Lafı mı olur? Bunu hediye olarak kabul ediyorum parayı. Alıyorum. Giriş izniniz bence gayet makul bir insansınız. Bunu ülkeye sokacağım. Bunun eşi yarın gelecekmiş. Onu ülkeye sokmayacağım. Hoş geldiniz ülkemize. Hoş geldiniz. Yarın karını reddediyorum abi. Tamam. Çok sağ ol rüşvet abi, için. İşte pardon, hediye için. Kendinize iyi bakın. Paranı açamayacak kapı yok. E ben senin karının olduğunu nerede anlayacağım? Sen su ismin neydi ya? Kendisi bizim ülkeye giriyor, bara gidiyor, karısının geçmesine izin vermiyor. Namussuz. İşte arkadaşlar, evleneceğiniz insanı iyi seçin, iyi. Onaylıyorum seni. Bu güvenilir, dürüst birine benziyor. Kıyafeti var. Bunda hata yapacağımı ve bunu yalan söyleyeceğine inanmıyorum. Buyurunuz. Yani o kıyafeti giydi ya, bunu hiç sorgulamama bile gerek yok. Alsın gitsin. Ülkeye girsin ya, o kıyafet çok önemli. Otobüs dikkatliyor lan, çocukları taşıyorsun ha. Otobüs dikkatliyor lan, çocukları taşıyorsun ha. İnsanın parasına göz dikiyorlar ya, benim gibi gariban bir adamın. Benim zoruma o gidiyor. Oğlum ben yazık adamım lan. Çocuklarımı geçindiremiyorum. Sen nasıl benim 10 dolarıma göz dikiyorsun? Yanlışlıkla gittim bara. İsteyerek gitmedim ki. O yüzden ne yapacağım? Humar oynayarak hatamı telafi etmeye çalışacağım. Evet, örnek bir insan olarak. Dur. El freni çek. Dur. Ahbap dikkatli ol, az kaldı sen yazıyordum ha. Şayzın. Lanet olsun sana ya. O boyun ne öyle oğlum? Laf atacağım, bu sırrık bizi komaya sokar. Eğri piç. Humarhane burasıyım arkadaşlar. Haydi girelim içeriye. Umarım kazançlı bir iş olur. Kağıt mı oynayacağız? Merhaba, at yarışı mı oynayacağız? Yok, at yarışında iyi değilim ya. Oğlum bunların boyunu yok uzun. Hayır bir şey değil. İnsan parasını kaptırsa itiraz da edemez. Hala baksana şuna, 2 metre adam kapıdan geçmiyor. Yeminime var ya, beni alır, kafamı cama sokar, götümü burada açar bir güzel s***. Oha, ne diyor?
Hadi yazı tur oynayalım senle. Hangisini seçeyim? Buna amına. Bu tura bu yazı he. 5 dolarlarını iddiaya giriyorum. Ve hangisini seçiyorum? Yazı mı tura mı seçsem acaba? Turayı seçiyorum. Haydi bismillah. Hadi lan adam akıllı oyna bu oyunu. Hadi lan tura. Lan tura mı bu? Yok yazı geldi. Dikkatli ol paranı kay. Ben ulan kaybettik lan. Kaybettik ya. Abi benim çocuklarım maç tarafta ya. Lütfen paramı geri ver. Söz bir de oynamayacağım abi. Al kurban olayım parayı geri ver ya. Allah senin belanı versin belanı. Bu kadar ben vicdansız bir insan dönünce görmedim. Sen önünde ağladım oka. Püh. Sen yumrukma ne yapardım da sonra polis gelir. Aynen. Aynen. Bak şunu da söyleyeyim. Ben gümrük memuruyum. Ben memurum. Yarın öbür gün işin düşer ha. Merhaba ahali, merhaba. Nasılsınız? Günaydın, pardon iyi akşamlar karıcığım. Mutluluğu biraz azalmış. Al al sigara iç yarasın. Sana aldım sigaranı ya. He? Sigara bağımlısı şey seni. Bu gece uğrayacağım. Oğlana çikolata alamadım ama ona bir motivasyon konuşması yapıp geleceğim hayatım. Kayınvalide nasılsın? Ellerinde öpmüşüm hadi hadi o tarafa. Bu ayla ayyaş sen yatağını çalmışlar lan. Karşılık bile verememişsin. Oğlum nasılsın evladım? İyi misin? Ben mutluluğun asıl da kötü. Çikolata almadık ya. Hele bakalım bize ne diyecek. Baba biraz oğlum çikolata alamadım. Dükkanda kalmamıştı. Denedim. Denedim ama olmamıştı. Her tarafı aradım. Oğlum canım oğlum. Sen olmasan ben ne yapardım? Baba benim anama söyleme bak. Sen şimdi bunları düşünme. Uyu derslerine odaklan. Eminim bir gün sen de bir çikolatan olacaktır. En iyisi biraz uyuyayım. Enerjim yok ya. Bu davran bela dönmez bir şeyler yapmam lazım ya. Game over. Kirayı ödeyemedim. Lan! Yiyecek almak için paran yok. Ailen hastalıktan öldü bir günde. Ağır bir depresyona girdin ve öldün ben. Bu ne lan bu dünyanın zor oyunu filan mı? Cümbede gidiyorum. Adam hırsızlık yapıyor. İngilizce yazıyorsunuz. Ben belki İngilizce bilmiyorum. Ondan sonra çocuk açlıkta yiyor. Çikolata götürüyor. Şey yemiyor. Ben halime sigara verdim, ona söylüyor. Allah billah ya. Bir günde kim başlık değilmiş, bunlar da oyunun bokunu çıkarmışsınız ha. Ulan alt üstü bir gün işe gittim geldim. Bir kere bara uğradım sadece ortamı görmek için, onları bedel etmek için. Aynen. Para kalmadı diye ne açlıkta ölüyorlar. Evvel bir şey almayı unutmuştum sadece. Bu muydu yani?